Haber'in sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Bugün Kurban Bayramı'nı konuşuyoruz, kurbanı konuşuyoruz dedik ve stüdyomuzda Samsun İl Müftü Vekilimiz Sayın Osman Ayas bizlerle bir arada. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Bizler de teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Önemli bir konu şüphesiz. Kurban evet. Bayramı dini boyutlarını konuşacağız. Sizin bilgilerinize başvuracağız. Hemen de başlayalım isterseniz. Evet. Kurbanın hikmetinden, öneminden bahsederek. Evet, tabii hakikaten Kurban Bayramı deyince insanlarımızda farklı bir heyecan meydana geliyor. Tabii kurban kişiyi Allah'a yaklaştıran bir ibadet. Zaten kurban kelime manası itibariyle bakıldığı zaman böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi kurbanla ilgili Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kurban ibadetinin bütün ümmetlerde yani insanlık tarihiyle eşdeğer bir ibadet olduğunu görüyoruz. Ama ne var? Tabii toplumdan topluma ya da işte milletten millete, ümmetten ümmete farklılıklar var. Yani yapılış şekli bizim belki şu andaki yaptığımız gibi değil, başka şekillerde ama mutlaka bir kurban ibadetinin var olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Onların hadisesi anlatıyor. Onların her biri birer kurban takdim ediyorlar. Tabii birisinden kabul ediliyor, birisinden kabul edilmiyor. Habil ve Kabil diye iki oğlundan bahsediliyor. Bunların birisinden kabul ediliyor, birisinden kabul edilmiyor. Orada bunun var olduğunu görüyoruz. Daha sonra yine Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde 100. ayetten başlayıp arkaya doğru devam eden ayetlere baktığımız zaman da orada da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'le ilgili kurban hadisesi orada anlatılıyor. Orada da yine bir kurbanın var olduğunu, hatta belki ilk etapta Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek üzere işte yatırdığı falan ifadeleri herkesin geçiyor. Herkesin bildiği bir hadise bu. Tabii bu bir imtihan, yani oradaki bir imtihan ve bunun yerine Allah tarafından bir kurbanlık, büyük bir kurbanlık gönderildiği yine o surede ifade ediliyor. Ki oradan beri biz kurbanın Hazreti Adem'den, diğer dinlerden ve Hazreti Peygamber'den beri devam ettiğini görüyoruz. Bu konuda bir tereddüt söz konusu değil. Tabii burada aslında yani Hazreti İbrahim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kurbanı bize anlatırken babanız İbrahim'in sünnetidir diye ifade ediyor. Yani Hazreti İbrahim'in oradan kaynaklandığını, bugünkü bizim kestiğimiz şekliyle, bugünkü anlamıyla kurban aslında Hazreti İbrahim aleyhisselam, dolayısıyla oğlu yine peygamber olan İsmail aleyhisselama dayanıyor. Onların tabii sadakati orada öne çıkıyor. Teslimiyetleri öne çıkıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bir başka ayet-i kerimede o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır diyor. Allah'a ulaşan sadece sizin takvanızdır, samimiyetinizdir diyor. Yani Hazreti İsmail'in orada gösterdiği teslimiyet, babasının ona seni işte rüyamda kurban ettiğimi görüyorum, bir düşün bak ne dersin yavrum dediğinde o da Allah sana ne emrettiyse onu yerine getir demek suretiyle tamamen teslim oluyor. Yani bu teslimiyetin olması gerekiyor aslında kurban. Kurban bu bakımdan önemli bir ibadet ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiğinde de onun bize bu konuyla ilgili uyarıları var. Yani kurbanın imkanı olanların mutlaka kurban kesmesi gerektiğini, işte her evde bir kurbanın kesilmesi gerektiği yolunda veya diğer bir ifadeyle işte kurban bayramında yapılabilecek en önemli işin, görevin, ibadetin durumu müsait olanların kan akıtması, kurban kesmesidir ifadesini görüyoruz. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç terk etmemiş kurban kesme işini. Yani hayatı boyunca kurban hicretin ikinci yılında vacip kılınıyor. Bizim mezhebimize göre, Hanefilere göre. Dolayısıyla ondan beri de Hazreti Peygamber vefatına kadar hiç kurbanı bırakmamış. Sünnet diyenler de tabii var kurban noktasında. Evet. Ama sünnet de olsa, vacip de olsa ki Kur'an-ı Kerim'de herkesin bildiği, izleyenlerimizin de bildiği Kevser suresinde Fesalli li rabbike venhar diye bir ayet-i kerime var. Rabbin için namaz kıl, kurban kes ifadesi yer alıyor. Buradan biz anlıyoruz ki bu her ne kadar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir emirse de
onun nezdinde bize de Müslümanlara da gelmiş bir emir gibi bunu evet. düşünüyoruz. Ve kurbanlarımızı ne yapıyoruz? Bu hem Kur'an-ı Kerim'de hem sünnette hem de icma olarak bütün alimlerin ittifak ettiği bir şekilde günümüze kadar gelmiş ve biz bunu yerine getiriyoruz. Evet, yakın bir süre sonra da yeniden yerine getirmiş olacağız. Evet, inşallah. Kurban evet. bayramı ile birlikte. Cuma günü inşallah. Bu noktada tabii bazı sorular var şüphesiz. Her kurban bayramında aslında dile de getirilen evet. konular bunlar. İlk olarak hayvan seçiminden birazcık söz edelim. Sonrasında ise kesimi noktasında, o hayvanın refahı noktasında nelere dikkat edilmeli? Evet. Bu da bir diğer aslında önemli konu. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi Burcu Hanım, tabii bunların hepsi bir defa şunu biliyoruz biz hepimiz, izleyenlerimiz de biliyor. Bu bir ibadettir. Bu ibadetin en güzel şekilde olması gerek. Bizi Allah'a yaklaştıracak, yakınlaştıracak bir ibadettir bu. Ve biz bunu her yıl durumu müsait olanların, kesebilecek durumda olanların yerine getirdiği bir ibadet. Dolayısıyla Müslümanın ibadeti en güzel şekilde olmalı. Bunun olabilmesi için de onun şartları ne ise onlara riayet ederek bunu yerine getirmemiz gerekiyor ki bu ibadet bizi hedeflediğimiz noktaya ulaştırsın. Şimdi kurban noktasında tabii biz bunu belirli hayvanlardan kesebiliyoruz. Yani işte kümes hayvanları dediğimiz işte tavuk, ördek, kaz vesaire gibi bu tip hayvanlardan kurban olmaz bunlar. Kurban olabilecek hayvanlar nedir o zaman? Koyun, keçi, sığır ve bir de deve dediğimiz manda olabilir. Manda zaten sığır cinsi bir hayvan. Bunlardan kurban olabilir. Şimdi bunların da kurban olabilmesi için belli özellikleri taşıması gerekiyor. Yani kurbanlarını almış olan kardeşlerimiz almışlardı. Bunlara zaten genelde riayet ediyorlar. Zannediyorum bu kurban satım yerlerinde de veterinerlerimiz falan artık bunlara farkındalık var bu konuda. Bir farkındalık var. Herkes buna dikkat etmeye çalışıyor. Bizim kurban alan kardeşlerimiz de buna dikkat etmişlerdi ama almak üzere olanlar olabilir. Bundan sonra alacak olanlar olabilir. Burada en önemli nokta aslında yaşının tamamlanmış olması gerekiyor. Yani bir hayvanın kurban olabilmesi için onun belli bir yaşa gelmiş olması gerekiyor. Küçük baş dediğimiz koyun ve keçi bunların bir yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Büyük baş dediğimiz hayvanların da iki yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu işte şey falan söyleniyor işte diş atmış atmamış evet. meselesi falan konuşuluyor. Tabii burada bir takım şeyler olabilir. Yani hayvan dişini atmamış olabilir. Yaşı dolmuştur ama dişi çıkmamış olabilir. Ya da belki yapmaz bunu satan kardeşlerimiz öyle düşünüyoruz ama hile de yapılmış olabilir. Yani dişini çekersiniz bunun kelpetenle beraber. Dişini atmış gösterebilirsiniz. Yani bu da olabilir ama şimdi ben öyle biliyorum ki şeylerin her birinin hayvanlarımızın her birinin kulağında küpeleri evet. var. O küpelerinde onların doğduğu tarihler vesaireler var. Kimlikleri var, pasaportları var evet. falan. Dolayısıyla bu bilgiler var. Burada yanılma ihtimali azaldı. Ama iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor büyükbaş hayvanların. Deve bizde pek yok. Ama o deve olan yerlerde de 5 yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Küçükbaş hayvanlarda sadece koyuna has bir özellik var. Bu da nedir? Koyun cinsi hayvan eğer 7-8 aylık olmuş ve annesiyle beraber bırakıldığı zaman fark edilemiyorsa yani bu hangisi bunların anne hangisi yavru fark edilemiyorsa onunla eş değerdeyse o kadar semizleşmiş büyümüşse bundan sadece koyun cinsinden kurban olabilir diğerlerinden olmaz. Şimdi bu hayvanlarda önemli bir nokta daha var. Belli özelliklere dikkat edilmesi gerekiyor. Yani hayvana baktığınız zaman o hayvanın bir albenisi olması gerekir. Yani bakıyorsunuz işte boynuzu kırılmış efendim, kulakları kopmuş ya da işte ne bileyim ağzına açıp bakıyorlar dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş falan, kuyruğu kopmuş ya da işte memelerinin birçoğu şey olmuş, kesilmiş, düşmüş falan. Bu tip hayvanlardan kurban olmaz. Yani kurbanda şuna dikkat edeceğiz. Kurbanımıza baktığımız zaman o bize cazip gelebilecek. Yani hakikaten sağlıklı bir hayvan olduğunu tabii, gözlemleyebileceğiz. Gözlemleyebileceğiz ve baktığımız zaman da bir hayvan, büyükbaş bir hayvanın özellikleri nedir onu üzerinde görmeliyiz. Bunu görüyorsak problem yok. Onların zaten şeyleri, kontrolleri falan, sağlık kontrolleri muhtemelen yapılıyor zaten. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. Biraz önce ifade ettik, dedik ki
Bu bir ibadet. Biz bir ibadet yapıyoruz. Bu ibadeti yaparken o hayvanlara asla eziyet etmeyeceğiz. Hı hı. Bu konuda sıkıntılarımız maalesef var. Yani kesen kardeşlerimiz ya da belki kurban sahipleri değil ama onu kestirdikleri birisi işini evet. bir an önce yapabilmek için bazen hayvanları böyle ite kaka hemen yerine götürüp bir an önce kesip işte efendim başka bir hayvan kesmek üzere gideceği için böyle şeyler yapılabiliyor. Görüntülere yansımış zaman zaman oluyor, evet. yansıyor hakikaten. Evet. Ama burada biz şunu unutmayacağız. Bu bir ibadettir. Hı hı. Bu hayvanı incitmeden hatta böyle onu severek, okşayarak kesim yerine kadar böyle götüreceğiz. Orada kesim yerinde hatta mümkünse gözlerini bağlayacağız, kapatacağız gözlerini. Efendim ondan sonra da biz mesela şu hatayı çok yapıyor kesen kardeşlerimiz. Özellikle kesme işini yapanlar. İşte bıçağı alıyor hayvanın gözünün önünde onu biletmeye çalışıyor. Ya da bıçak elinde onun şeylerinde geziyor. O da bir can aslında. Yani onu düşünmek lazım. Yani o da oradaki kalabalığı görünce zaten buna hep şahit oluyoruz hepimiz. Tedirgin oluyor. Tedirginlik başlıyor yani. Hayvan bir sıkıntı olduğunu, bir farklı bir muamele olduğunu zaten hissediyor. Evet. Dolayısıyla siz tutar da bir de onun şeyinde gözünün önünde bunları yaparsanız son derece yanlış olur. Onun için kardeşlerimiz buna dikkat etsinler. Yani bıçaklarını bir kenarda biletsinler. Ama keskin olsun bıçaklar tabii. Yani böyle kesmeyen bir bıçakla işte efendim yarıya deneyip eziyet ederek onu böyle zora sokarak hayvanı böyle bir muamele yapılmaması gerekir. Güzel bir şekilde yatırılacak, usulüne uygun bir şekilde. Ondan sonra da kesim işlemi gerçekleşecek. Kesim işleminde de bir hatırlatma yapalım. Muhtemelen diğer programa katılan diğer ilgililer mutlaka söylemişlerdi belki kesim noktasında ama şimdi bazen bir anda kesip hayvanın kafasını koparıp atıyorlar. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Şey açısından doğru değil. Yani bu kurban olur mu? Olur. Kurban olur. Kurban olmasında yani hayvanın özellikleri tamamsa efendim. Buna zede vermez ama hayvan açısından. Buna zede vermez ama ibadet açısından sıkıntı var. Çünkü niye? Bir taraftan şu var. Yani acımasızca böyle merhametsiz bir şekilde kesip atıyorsunuz. Bir. İkincisi böyle yaptığınız takdirde hayvan bir anda ölüyor tamamen. Dolayısıyla hayvanın içerisindeki kan boşalmamış oluyor. Bu da et açısından da yine sakıncalı. Bir takım sıkıntıları meydana getirebiliyor. Onun için biz işte şah damarı, işte yemek borusu, nefes borusu bunlar kesildikten sonra biraz bekleyip hayvanın bir kanını boşaltması için kendisini... Orada bir zaman olması gerekiyor. Evet, bir zaman bırakılırsa bu daha doğru bir uygulama yapılmış olur diye düşünüyorum. O sırada hocam bir dua... Bu sırada okunan dua var. İnni ve cehdü ve cihelillezi fedras semavati vel arza diye başlayan bir dua var. Ya da işte benim ibadetim, hayatım hepsi Allah içindir diye olan bir ayet-i kerime var. Bunu bilenler okuyabilir ama şeyler de bu kesim yerlerinde bizim genelde görevlilerimiz var. Yani dini vecibesini, işin dini boyutunu yerine getirmek üzere görevlendirilmiş elemanlar var. Bunlar bunu yapabilirler ama şimdi şöyle bir şey olabilir, Burcu'nun bu önemli. Şimdi hayvanı yatırdınız, o kendine göre bir sıkıntı içerisinde. Siz işte efendim şu duayı okuyalım, bu duayı okuyalım diye de işi uzatmaya da gerek yok. Şeyi çekip, tekbir getirip, Bismillahirrahmanirrahim demek suretiyle hayvanın kesilmesi, kesim işlemini gerçekleştirmiş olur. Onun için burada... yani o noktaya geldikten sonra hatta bazen şunlar olabiliyor. Bunları da yapmaması lazım izleyenlerimiz dikkat etsinler. Ya hayvan işte zor yatırılabiliyor bazı evet. hayvanlar, büyük hayvanlar. İşte yatırırken işte yatırılacaktı ama ters yattı falan işte kaldıralım bile. Hayır değil. O şekliyle nerede nasıl olmuşsa bir daha hayvana eziyet etmemek adına besmeleyi çekip tekbir getirip Bismillahirrahmanirrahim demek suretiyle hayvanı boğazlamak bu işimizi, ibadetimizi yerine getirmiş olacak inşallah. Bayıltmak suretiyle kesmek doğru bir yaklaşım mı hocam hayvana? Şimdi bayıltmak, tabii hayvan ölmezse problem yok. Yapılabilir. Bizde çok uygulanan bir şey değil zaten. Yani bizim bu bölgede benim kültürümüzde gördüğüm kadarıyla yok. Çok uygulanan bir şey değil. Bu daha çok Avrupa'da uygulanan bir şey. Şoklama dedikleri işte ona bir iğne veya bir şeyle beraber onu uyuşturuyorlar. Uyuşturduktan sonra kesiyorlar.
Bu eğer hayvan ölmüyorsa, yani o darbeyle beraber yapılan işlemle, muameleyle beraber hayvan ölmüyorsa problem yok. Bu hayvanda bir sıkıntı olmaz. Kurban olur bu, olur, sıkıntı olmaz. Yani zapt edilemeyecek bir hayvandır. Tutmak mümkün değil, başka bir çözüm bulamadılar. Bu şekliyle yapılabilir. Ölmediği sürece de hayvan yani kesim şeyiyle, muamelesiyle ölüyorsa problem olmaz. Yok. Bu yapılabilir. Evet. Ama çok tavsiye edilen bir yöntem değil. Tercih edilmiyor pek bizim bölgemizde. Peki zaten. Kurban kesimi yerine onun parasını vermek doğru bir yaklaşım mıdır? Evet, şimdi tabii bu soru çokça soruluyor. Bizim müftülüklerimize de gelen sorulardan birisi bu. Yani ben kurban kesmesem de efendim bunun yerine parasını bir hayır kurumuna, bir yere vermiş olsam gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bu caiz değil. Burada çünkü asıl olan kurbanın kesilmesidir. Yani bir yardımlaşma şeyi değil bu. Değil normal mi? O başka bir evet. Sevap. Normal bir sadaka şeklindeki bir yardımlaşma değil. Dolayısıyla bu bir ibadet. Bu ibadette kan akıtmak suretiyle yapılıyor. Yani kurban kesmek suretiyle yapılacak. Dolayısıyla bu şekilde efendim işte parasını vermek suretiyle bunun yapılması mümkün değil, ama parayı verdiyse bu bir sadaka olarak yardım etmiş olur, para vermiş olur. Ama kurban eğer üzerine sorumluluğu var idiyse bu sorumluluğu üzerinden kalkmamış evet, olur. Vekalet yoluyla kurbana birazcık da isterseniz değinelim. Vekalet yoluyla kurban konusunda tabii şunu biz söylüyoruz izleyenlerimize. Vekalet yoluyla kurban mümkün. Yani yapılabilir, verilebilir. Verilmesinde bir sıkıntı yok. Hatta bazen belki bir ihtiyaçtır verilmesi. Yani verilmesi gerekebilir. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Yani kurban vekaletini verdiğiniz müessese, kurum, vakıf, dernek, kimse neyse adı, buna güvenmiş olmanız lazım. Yani şunu bileceksiniz, benim verdiğim bu vekalet yoluyla kurbanımı bu verdiğim kişi, kurum, kuruluş neyse bu bunu gidip kesecek diye bunu bileceksiniz. Bunu bildikten sonra problem yok. Bunu verebilirsiniz. Bu konuda çeşitli kurban şeyler yapanlar var. Evet. Bizim Türkiye Diyanet Vakfımızda, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde olan vakıfta her yıl olduğu gibi böyle kurban, vekalet yoluyla kurban kesiyor. 135 ülkede, farklı ülkede bu sene mesela kurban kesimi gerçekleşiyor. Bunun için 400'e yakın gönüllü, bizim görevlilerimiz de olmak üzere, başka yine toplumdaki diğer insanlardan olmak üzere 400 civarında kardeşimiz bu kurbanları kesmek suretiyle farklı ülkelere, özellikle Afrika ülkeleri olmak üzere buralara gittiler. Yurt dışında 600 TL'ye kesiyor bizim vakfımız. Yurt içinde 850'ye kesiyor. Şu anda yine şeyler devam ediyor. Vekaletle vermeler verilebilir. Bunlar için müftülüklerimiz bugünlerde yine açık. Yani başvuru yapılabilir. Başvuru yapılabilir. Kesilebilir. Yani vekalet yoluyla kurban mümkün. Hatta yani oradaki kardeşlerimize, yani ihtiyaç sahibi olan insanlara başka türlü ulaştırmak çok zor. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Tabii biz şimdi şehirlerimiz işte gittikçe büyüyor. Böyle imkanları her zaman bulamıyor insanlarımız. Yani birbirimizden uzaklaşmış durumdayız. Uzaklaşmış durumdayız. Bu vesile olabilir. Bu bir vesile olur. Oradaki kardeşimize belki işte et alamamış, bulamamış kardeşimize bir et yüzü görmüş olur. Ona bir destek olmuş oluruz. Bu açıdan önem taşıdığına ben inanıyorum. Ama orada da olabilir, yurt dışında da olabilir, yurt içinde de olabilir. Farklı yerlerde veya bulunduğumuz yerde bile vekalet yoluyla birisine vekalet vermek suretiyle de bu kurbanımızı kestirebiliriz. Yeter ki o kurbanı alan arkadaşlar bu hassasiyeti bilsinler. Yani bu kişi bunu para kazanmak için değil de bize emanet eden bu kardeşimizin kurbanını, ibadetini yerine getiriyor. Bu bilinçli oldukları zaman problem evet, yok. Karşı tarafa güvenmek burada ilk şart. Evet. Ve biliyoruz ki tüm ibadetler hem kişiye yönelik fayda sağlar hem de çevreye yönelik, topluma yönelik. Şüphesiz kurban ibadeti de öyle. Bu noktada birazcık isterseniz hocam hem kişiye, ferde sağladığı faydaları dile getirelim, hem de topluma yardımlaşma açısından, hem de şunu da sormak istiyorum. O kesilen hayvanın eti nasıl değerlendirilmeli? Kurban bağışının yapılması noktasında kişiler nelere dikkat etmeli? Evet. Şimdi tabii kurbanın bir defa kişi açısından görevini yerine getirmiş oluyor. Yani bir ibadeti yerine getirmiş oluyor. Bu ibadeti yerine getirince onun verdiği bir huzur
meydana geliyor. Yani insan Allah'a karşı olan görevini yerine getirmiş, bir ibadeti yapmanın verdiği hazzı, huzuru yaşıyor. Diğer taraftan o kendi kestiği kurbanından başkalarına ikram etmek suretiyle, fakirlere vermek suretiyle ya da işte komşusun arkadaşına vermek suretiyle onun Allah'a karşı olan şükür ifadesinden dolayı da buradan daha ayrı bir mutluluk hissediyor. Tabii toplum açısından bakıldığı zaman şimdi kurban şu demek değil. Yani bazen böyle şeyler de olabiliyor. Et almayı ya da kurbanla birlikte bir et almayı toptan alma gibi değerlendirmemek lazım. Yani kurban kesebilen kardeşlerimiz ne yapacaklar? Hem bu ibadetini yerine getirecekler hem de belki sene boyunca et alamayan, et yiyemeyen fakirler, fukaralar bunların gözetilmesi gerekiyor. Kurbanın zaten önemli bir anlamı da bu. Yani paylaşmak, bölüşmek, işte efendim yardımlaşma noktasında. Bu da dolayısıyla olmaz. Burada da şöyle bir şey meydana geliyor. Şimdi bunu verdiği fakir olan kişi, arkadaş, kimse o ne yapıyor? Zenginle olan arasındaki köprü ve bağlar kurulmuş oluyor. Şimdi siz ona bunu vermek suretiyle ne yapıyorsunuz? Bu sefer onun sizin servetinizdeki, sizdeki efendim şeyini bir anlamda sizin servetinize karşı olan hırsını ortadan kaldırıyorsunuz. O diyor ki ya bak bu kişi beni de görüyor, bana da yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu aradaki şeyi de uzaklaşmayı ortadan kaldırıyor. Kişileri, insanları, toplumdaki fakir ve zengini bir araya getiriyor, bir kaynaşma meydana getiriyor. Bu açıdan son derece önemli. Biz tabii kurbanlarımızı kestikten sonra normalde ne yapmamız lazım? Bu kurban etleri noktasında bunu tavsiye edilen 3 bölüme ayırmak lazım. Yani bir, kestik kurbanımızı, işte paylaştık birlikte kesiyorsak. Ondan sonra ne yapıyoruz bunu? Bunu 3 bölüme ayırıyoruz. Tabii şeye bakmak lazım burada da. 3 bölüme ayırıyoruz. Bunun bir bölümünü eşimiz, dostumuz, akrabamız, komşumuz kim varsa önemli değil. Yani bunun fakir olması, zengin olması falan önemli değil. Onlara ikram edeceğiz. Yani komşumuza götürüp işte et, kurbanımızdan bir parça et ikram edeceğiz. Bir bölümünü böyle, bir bölümünü fakirlere, ihtiyaç sahibi olanlara vereceğiz. Kalan bir bölümünü de, o üç payın bir bölümünü de biz kendi evimizde, ailemizde, çocuklarımızla birlikte yiyebileceğiz. Ancak burada şu olabilir, bazen olabiliyor ki bir aile, kalabalık bir aile, çocuklar falan geç şimdi böyle aileler pek artık neredeyse kalmadı ama küçük aileler oluşmaya başladı. Herkes ayrı ayrı evlerde olduğu için. Ama böyle ise eğer, yani kalabalık bir aile ise, bunun tamamını tüketmiş olsa da kendisi, tüketmiş olsa da bu da yine kurbanına bir zarar vermemiş olur. Ama bir paylaşmadır, bir yardımlaşmadır. Yani kurban olduğunu, bayram olduğunu herkesin hissetmesi gerekir. Sadece biz durumu iyi olanlar değil, diğer durumu iyi olmayan, fakir olan, efendim muhtaç olan insanların da bayramı yaşaması gerekir. Zaten dikkat edilirse Ramazan bayramında mesela biz ne yapıyoruz? Fitrelerimizi veriyoruz. Evet, değil mi? Orada da yine fakirler, fukaralar, onlar da bir bayram sevinci yaşamış oluyorlar. Kurbanda da kurban etlerimizi vermek suretiyle yine onların da o bayram sevincini yaşamalarına katkı sağlamış oluyoruz. Bu açıdan önemli. Yani olabildiğince paylaşabildiğimiz kadarıyla bunu paylaşmaya gayret gösterirsek daha evet, iyi olur. İhtiyaç sahibi bulamıyoruz diyenler de olabilir hocam. Artık şehir merkezlerinde yaşayan insanlar bunu da söyleyebiliyorlar. Çevremde ihtiyaç sahibi kimse yok. O zaman ne yapmalı kişi? Şimdi tabii ihtiyaç sahibi kimse yok diyebilirler. Bu biraz bazen de şeye kaçmak için oluyor. Yani işin kolaycılıktan da olabilir. Yani efendim işte çevremde kimse yok diyor. Ya da işte etrafımdakilerin hepsi kurban kesiyor falan diyor. Şimdi bu durumda bir defa şey olur, yani bir bölümünü karşılıklı hediyeleşme noktasında verebiliriz. Diğer kısmını ne yaparız? Varsa eğer etrafımızda öğrenci yurtları olabilir, işte Kur'an kursları olabilir, çocuk esirgeme idi eskiden adı, şimdi belki ismi değişmiş olabilir. Yani böyle bu işte bu etleri alıp
değerlendirip daha sonra işte öğrencilere, çocuklara, fakirlere dağıtan, veren müesseseler vardır. Bunları araştırabilirler. Değil, zor bunlara, değil. Bu zor değil. Bunları araştırıp bunlara verebilirler. Ama hiç değilse etrafındakileri bir göz atarlarsa, tabii şöyle bakarsanız belki bulamayabilirsiniz. Yani bir apartmanda oturuyorsunuz, o apartman dairesinde tabii belki herkesin durumu iyi olabilir. Ama azıcık dışarıya çıkarsanız, az köylere doğru çıkarsanız, kenara doğru çıkarsanız ya da işte şeylerden destek alınabilir. Mesela ilçelerimizde sosyal yardımlaşma vakıflarımız var bizim. Bu sosyal yardımlaşma vakıflarında ihtiyaç sahibi olan ailelerin isimleri, listeleri var. Değil mi? Yeter ki kişi ulaşmak istesin. Ulaşmak istedikten sonra bir çözüm mutlaka bulur bunu. Bir vatandaşımızın bir sorusu var hocam, onu da hemen soralım. Enlenmiş hayvan olarak ifade etmiş, sanırım kısırlaştırılmış hayvan demek istenmiş. Böyle hayvanlar kurban edilir mi diye soruyor vatandaşımız. Edilebilir. Yani eğer oradaki dediği kısırlaştırılmışsa, hakikaten şeyi ifade anladığımız doğruysa, bu hayvan kurban edilebilir. Bunda bir mahsur bir sakınca yok. Yok, bir sakınca olmaz bunda. Yani hayvan kısırlaştırılmış olabilir. Hatta bazı hayvanlarda şey de vardır, mesela işte doğuştan işte ona bir muamele yapıyor, kuyruğuyla ilgili bir muamele yapıyor, daha semiz olsun diye mesela hayvan. Böyle olanlar vardır, belki şeylerde falan var herhalde, bu koyun cinsinde falan olabilir. Yani böyle bir şeyse, yani hayvanı genel şeyin etkilemeyen bir şeyse bu yapılan iş, bunda sıkıntı olmaz. Yani bu kardeşimizin sorduğu da herhalde öyle bir şey anlaşılıyor. Dolayısıyla onda bir mahsur yok. Kurban edilebilir o. Yeter ki yaşını falan doldurmuş olsun. Taksitle kurban alınabilir mi? Bir diğer konuda her evde bir kurban kesiliyor. Karı koca ayrı ayrı kurban kesmesi, her ikisinin de ayrı zenginlikleri, mal varlıkları varsa gerekir mi? Şimdi tabii ailedeki aile fertleriyle ilgili. Şimdi buradaki şey şu, bireysel düşünüyoruz biz bunu. Yani karı koca diyelim ki eşler, her ikisinin de durumu iyi, zengin her ikisi de. Bunların ne yapması lazım? Her ikisinin de kurban kesmesi lazım. Özellikle Hanefi mezhebindeki görüş bu. Belki başka mezheplerde farklı olabilir. Yani sünnet kabul edenler, işte her aileden bir tanesi, zannediyorum Şafii mezhebinde böyle bir görüş var. Bir kişi kesmesi yeterli olabilir. Ama bizim ölçülerimizde eğer her ikisi de zenginse bunların, yani kurban kesebilecek zenginliğe sahiplerse, bunların her ikisini de kesmesi lazım. Ha, burada şöyle bir şey olabilir. Biraz önce dediğimiz konuyla bağlantılı olarak belki. Yani şimdi iki tane kurban kesince biz bu iki kurbanı ne yapacağız meselesi ortaya çıkabilir şehirlerde falan. Bu durumda İşte bir tanesi kesilip şey yapılabilir, bir tanesi de vekalet yoluyla verilmek suretiyle bu yerine getirilebilir. Ama buradaki temel şey, eğer ikisi de zenginse, yani diyelim ki eşinin işte mal varlığı var, işte altını var vesairesi var, öbürünün de parası var. Her ikisinin iki tane kurban kesmeleri gerekiyor o konuda. Taksitle kurban alınır. Taksitle kurban demiştiniz. Şimdi tabii kurban taksitle alınabilir. Yani bu şey değil, gidersiniz, anlaşırsınız. Hatta işte şeye çektirenler olabiliyor, karta çektirenler olabiliyor. O kartına işte 3-4 taksit yapıyor falan. Bu problem değil. Yani bunu taksitle alabilir. Karşılıklı kişiyle anlaşır, işte şu gün vereceğim demek suretiyle yapabilir. Orada bir sıkıntı yok, alabilir yani. Taksitle de alması mümkün. Burada belki şu açıdan bu soru belki gündeme geliyor. Onu belki azıcık konuşmak gerekebilir. Şimdi yani adamın kesecek durumu çok fazla yok. Ama işte taksitle alıp kesme noktası. Şimdi burada belki şu söylenebilir. Şimdi kişi kendisini, bütçesini bilir. Kendisini zorlamadan ya da daha önce de ifade etmiştim bir başka programda. Şimdi bunu kestiği takdirde gidişatı değişecekse, ekonomik gidişatı değişecekse, zor duruma düşecekse, çocuklarını okutamayacaksa, işte onların okul masraflarını karşılamıyorsa vesaire ise, böyle bir durum varsa kendisini zorlamasına gerek yok. Yani ben ille de bir kurban kesmek için taksitle de olsa, borç da olsa alayım keseyim yoluna gitmesine gerek yok. Ama bugün cebinde nakit parası yoktur.
kartla alıyor. Bunu yapan zannediyorum şu anda müesseseler evet. var. Buna müsait şu anda günümüz şartları. Dolayısıyla onu kartına çektiriyor. Kartı da işte otomatik olarak onu 3 taksite, 4 taksite bölüyor ya da anlaşıyor. 4 taksite alabiliyor. Bunu alabilir. Problem yok. Ama eğer durum iyi değilse, yani illa da ben kurban keseyim diye kendisini zorlamasına gerek yok. Bu eğer yani buradaki kasıt taksit kastı bu ise gerek yok. Da... Ama diğer türlü ise yani taksitle alınabilir mi? Alınabilir. Problem yok. Bir mahsur yok. Evet. Bir diğer konu da büyükbaş hayvanlar için özellikle birden fazla kişinin tek bir hayvanı kesiyor olması. Bu noktada da satın alınan kurbana daha sonradan birisi ortak edilir mi? Ve yine paylaşım konusunda zaman zaman haksızlığa uğradığını düşünenler de olabilir. Evet. Onların yaklaşımı ne olmalı? Dikkat edilmesi gerekenler neler bu noktada? Şimdi sondan başlayalım. Yani burada haksızlığa, ortaklaşa kurban kesenlerde haksızlığa uğrayanlar olabilir mi? Bir defa şuna dikkat edeceğiz Burcu Hanım. Yani şimdi bu bir ibadet. Dolayısıyla bu ibadette biz ortaklaşa kurban kesiyorsak, işte siz, biz, işte birkaç, 7 kişi bir araya geldik, kurban kesiyor. Bir defa bu kurban kesenler birbirlerini birazcık tanımış olmaları lazım. Niye? Yani olabilir, bazı insanlar bu konuda çok böyle kuşkulu, şüpheci falan çok farklı özelliklere sahiptir. Yani işte koyarsınız, 7 parçaya bölersiniz, koyarsınız ortaya. İşte kendisi bir tanesini beğenir alır, sonra da der ki işte Burcu Hanım'ınki daha yağlıydı. Gözü gene oralarda falan. Böyle olabiliyor bu maalesef. Onun için ortakların da birbirini seçerken aslında ona da dikkat edilmesinde fayda var, fayda var. Bir de bu ortakların her birisinin kurban niyetiyle gelmiş olması gerekir. Yani farklı bir niyetle geldiyse burada da sıkıntı çıkabilir. Yani birisi et almak için şey olmuş olabilir. Buraya gelmişken inşallah unutmayayım diğer soruları da. Buraya gelmişken şunu da ifade edelim. Belki sizin şeyiniz arasında, sorularınız arasında vardır ama şimdi birisi kurban bayramında kesilen kurbanı kesiyor. Udhiye dediğimiz bu kurbanı kesiyor. Bir başkası adak kurbanı kesiyor. Bir başkası akika kesiyor. Çocuğunun kurbanını kesiyor falan. Bunların hepsi aynı kurbana ortak olabilir. Problem yok bunda. Yani kurban bayramı günlerinde kesilen hayvana ortak olabilirler bunlar. Bunda bir problem yok. Yeter ki kurban niyetiyle olsun. Bu adak olmuş, başka kurban olmuş, problem değil. Şimdi bu kurbanın taksimatı noktasında aslında en doğru olan, olması gereken nedir? Bu hayvan parçalandıktan sonra, etleri parçalandıktan sonra, ayrıldıktan sonra bunların tartılarak aynı kiloda olmasına dikkat edilmesi gerek. Hatta bunu yapanlar bilirler genelde. İşte etleri de ayırırken kemiklileri bir tarafa, işte diğerlerini bir tarafa, kemiksizleri bir tarafa falan olabildiğince göz kararıyla bunu önce bir şey yaparlar. Daha sonra da bunları tartmak suretiyle eğer bunu yaparsak bu ihtilaf ortadan kalkmış olur. Şimdi öbür sorunuz, büyükbaş bir hayvan tabii bir kişiden 7 kişiye kadar kurban olabilir. Bunda ama 8. kişi asla ortak olamaz. Ne kadar hayvan büyük olursa olsun. Efendim işte 500 kilo da gelse, 800 de gelse deve problem. İçinde bu geçerli. Geçerli, deve içinde geçerli. Küçük başlarda tek kişi için, büyük baş dediğimiz hayvanlarda 7 kişiye kadar ortak olabilir. Şimdi böyle bir hayvan alınmış ama sonradan bakılmış ki işte bu hayvan şey oldu, çok geliyor. Buna ne yapabilir? 7'ye kadar ortak alabilir, yapılabilir bu. Bunun şeyi var, yani caizdir bu, yapılabilir. Ama tabii alırken de ortakları bakarak, dikkat ederek alınması tanımış olmak daha doğru, gerekiyor. Tanımış olmak daha şöyle bir durumda tabii. Örneğin hocam, kişilerden biri kurban amaçlı bu hayvanın kesimini sağlarken bir diğeri ise sadece et tüketimi i̇şte o, amacıyla. Evet. Burada o kurban sıkıntıya girmiş. Bu kurban sıkıntıya girer. Bu, oluyor, bu kurban mi? Olmaz diye genelde burada bir görüş. Ortak tanımanın önemi buradan öne çıkıyor. Çünkü yani siz onu bilmelisiniz ki benim ortak olduğum insanlar bu 6 kişi, 7 kişi, 5 kişi neyse bunların hepsi kurban niyetiyle bu işi yapıyorlar. Böyle olduğu zaman problem yok. Ama onlardan birisi bunu farklı bir niyetle gerçekleştirirse kitapların kaydettiğine göre bunların hiçbirinin kurbanının olmayacağı yolunda. Eğer bunu bilirlerse. Ama bilmiyorsa zaten yapacak bir şey yok. Yani adamın niyetini okuyacak haliniz yok dışarıdan. Böyle bir şey dememiştir, söylememiştir. Onun için
Yani ortaklıkta, normal ortaklıklarda da aslında bu iş tanımak önemli. Yani tanımak önemli. Hele kurbanda ibadet olunca burada da önemli. Ama belki şehirlerde bu konuda bazı sıkıntılar yaşanabilir. Burada tabii işte o şehrin verdiği sıkıntılardan işte yani işte gidiyorsunuz bir yerde işte hisse kesilir falan gibi bir şeyler oluyor. Oralara şey yapılıyor. Tabii buralarda bu hisse kesilmesi meselesinde herhalde o kardeşlerimiz 7 kişiyi bir araya getirip bir hayvan kesiyorlar. Öyle biliyoruz, öyle tahmin ediyoruz daha doğrusu. Eğer böyle yapmıyorlarsa da biraz önce dediğim gibi yani büyük bir hayvan alıp bu hayvanı işte efendim 30'ar 35'er kilo bölüp işte bir hayvandan 10 hisse 15 hisse yapıyorlarsa bu et almış olur. Bu kurban kesmiş olmaz. Yani 7 kişiyi bir araya getirip bunu eğer kurban olarak kesiyorsa, bunu yapan kim, hangi arkadaş olursa olsun, bu amaçla yapıyorsa problem yok. Ama hisse bazında bunu yapıp da eğer bunu büyük bir hayvan alıp bunu da işte bir hayvandan 10 hisse 15 hisse çıkarıp bunu kurban gibi birilerine veriyorsa bu olmaz. Yani böyle bir kurban olmaz. O bakımdan 7 kişiye kadar, ne kadar hayvan büyük olursa olsun 7 kişiye kadar şartları yerine geldikten sonra, yani diyelim ki bir hayvan 70 kilo civarındadır. Şimdi bu genelde halk arasında insanlarımız şöyle diyorlar. Efendim işte bu 7 kişiyi korutmaz diyor mesela. İşte 6 kişiyi kurtarmaz falan diyorlar. Bu şu açıdan bakıyorlar buna. Yani az pay düşeceği için küçük bir hayvan kesmiş oluruz gibi bakıyorlar. Tabii daha semiz, daha güçlü, daha kuvvetli bir hayvan kesilmesi dinen de daha güzel olandır, doğru olandır. Evet. Sonlandıracağız hocam. Son olarak çevre kirliliğine yol açabiliyor bazı vatandaşlarımız. Bu konuya işaret edelim. Hayvanın derisi ya da diğer parçaları çevreye bırakılabiliyor bayram günü. Bunu da görüyoruz. Bu noktada neler söyleyeceksiniz Burcu son olarak? Burcu Hanım, bundan önce müsaade ederseniz bir iki cümle söyleyeyim. Önemli bir konu daha var. Teşrik tekbirleri dediğimiz tekbirler var. Bu tekbirleri getirmek vacip olarak biliniyor. Bunlar da Arefe günü, yani bizim şimdi Perşembe günü sabah namazından başlayacak. Dördüncü günü, bayramın dördüncü günü ikindi namazına son bulacak şekilde, ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra teşrik tekbirlerini getirmeyi de izleyenlerimiz unutmasınlar. Bunu hatırlatalım. Ondan sonra sizin dediğiniz o önemli konuya gelelim. Şimdi bu çok önemli bir konu. Bu bir ibadet. Bu bir ibadet. Şimdi bizim ibadetimiz bir başkasına eziyet ya da sıkıntı olmamalı. Bu o zaman ibadet olmaktan çıkar. Şimdi biz Allah rızası için bir kurban kesiyoruz. Allah'a yakın olmak, Allah'a daha çok yaklaşabilmek için bir görev ifa ediyoruz. Bu görevi ifa ederken o hayvanın her parçası önemlidir. Yani sadece bizim aldığımız, evimize getirdiğimiz et kısmı değil, onun tırnağı, derisi vesairesi nesi varsa her birisi önemlidir. Dolayısıyla bu konuda biz bir defa deri konusunda bu derileri yıpratmadan, efendim yırtılmasına müsaade etmeden güzel bir şekilde o deriyi soyacağız. Çünkü o milli servettir bir taraftan. Ekonomik de bir boyutu ekonomik var. Bir boyutu var onun. Mutlaka onun değerlendirilmesi gerekir. Tabii bunlar kasap ücreti olarak falan verilemez ama evinde kullanmak istiyorsa, mesela diyelim ki bir koyun kesmiştir, onu evinde seccade olarak ya da işte oturmak için kullanacaktır, kullanabilir. Eğer şey yapacaksa, satarsa bunu, parasını tasadduk etmesi gerekir, fakirlere vermesi gerekir. İşte kurbanı kesen adama işte kasap ücreti falan olarak da bu verilemez. Evet. Bu verilemez. Bu da yapılan şimdi, bir yanlış. Evet. Diğer şeylere gelince, kurbanı kestikten sonra zaten kurban kesimine müsaade edilen yerler vardır. Yani öyle her sokağın ortasında kurban kesmek mümkün değil. Yok bu, hem bunun cezası da var aslında. Bunu da kimse yapmamalı. Kurban kesim yerleri var. Belediyelerimiz bunu hep belirlediler. Şu anda o kurban kesim yerleri var. Ya da köyde, kentte bir yerde, işte kenar bir yerde, kendi bahçesinde, özel şeyinde bunu belki kesebilecek. Şimdi bunu kestikten sonra alacağı kısmını aldıktan sonra diğer kalan kısımlarını mutlaka ya bir çukur açıp oraya gömmeli, çevre kirliliği olmaması için, ya da işte belediyenin koyduğu bir şey varsa, onunla ilgili bir bidon vesaire falan varsa oraya mutlaka koyulması gerekir. Bunun böyle ortalıkta dolaşması, işte efendim sokaklarda, işte bahçelerde falan o tarafa bu tarafa gezmesi hem kurbanın ibadet boyutunu zedeleyecek,
hem de bizim sağlığımız açısından da sağlığımızı tehdit edecek. Dolayısıyla böyle bir şeye hiçbir kardeşimiz girmemeli. O kurbanın aldığı kısmı ne ise, evine taşıdığı eti vesairesi ne kadar değerli ise, onun diğer geride kalan parçalarını, atık dediğimiz kısımlarını da uygun bir şekilde, uygun yerlere koyması, gömmesi, efendim işte üzerini kapatması vesairesi aynı derecede önem taşıyor. Buna evet. çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hepimiz için önemli. Toplumsal bir konu. Tabii toplumu ilgilendiren bir Kesinlikle. Konu. Ve de önemli bir konu yani. Biz şimdi bu ibadeti yaparken bir de şeyler de var. Yani mesela biz işte hayvanların kaçışı vesairesi falan her sene bunlar işte haber oluyor. Haberlere çıkıyor. Ya da şeyler haberlere çıkıyor. İşte insanlar elini kesiyor, kolunu acemi kesiyor. Kasaplar. Acemi kasaplar haberlere çıkıyor. Dolayısıyla bunlardan mümkün olduğu kadar uzak duracağız. Ha, kişi hayvanını mümkünse kendisi kesebiliyorsa kesmeli. Kesemiyorsa, bu işi yapamayacak seviyedeyse mutlaka işi iyi bilen, işi yapabilecek birisine vermeli. Onun vasıtasıyla kestirmeli ki bu ibadet güzel ve maksadına uygun olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlerime hayırlı bayramlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sohbetimizi noktaladık. Programımızın konuklu bölümünü de sona erdirmiş olduk.